İzleyicimiz de hocam tatlı severlerden ve evet bebekle ilgili de dikkat etmesi gereken durumda şeker kontrolü. Evet, hocam. Daha önce de bahsettik gebelik sırasında çıkan yani gebelikten önce olmayan gebelik sırasında çıkan şekerlere gebelik şekeri diyoruz. Evet. Gestasyonel diyabet diyoruz tıbbi anlamda. Tabii burada bunların üçte birinin gebelikten sonra birkaç gün içerisinde kaybolduğunu söylemiştik zaten. Ancak evet. ileriki gebeliklerinde tekrar şeker hastalığının ortaya çıkması muhtemeldir. Biz bu kişilere genelde doğumdan sonra 1,5 ay sonra yani 45 gün sonra bir şeker yükleme yapıyoruz. Ve bu şeker yüklemede değerlere bakıyoruz. Eğer ki orada şüpheli bir durum çıkacak olursa yemesine, içmesine, işte kiloluysa kilosunu vermesine bu yönde önerilerimiz oluyor. Ve yine de eğer ki aile yakınlarında da yani aileden kastettiğimiz birinci derece akrabalarında eğer şeker hastalığı varsa senede bir hem açlık hem tokluk şekerini hem de bir 3 aylık şeker ortalamasını yaptırmasında fayda var. Ama burada en önemli şey yediklerine dikkat etmesi. Mesela az önce söylediğimiz gibi beyaz ekmekten, hamur işlerinden, unlu gıdalardan, makarnadan, pirinçten uzak durması, hazır kekler, çikolatalar, pastalar, dondurmalardan uzak durması, aynı zamanda belli bir tempoda yürüyüşler, hareketler yapmasını öneriyoruz. Yani ileride çıkma ihtimali vardır ama bu bir ihtimaldir. Eğer dediğimiz şeylere uyar, ideal kilosunda olur ve yürüyüşlerini yaparsa çıkma ihtimali azalır. Çıksa bile daha ileri yaşlarda çıkabilir. Ne kadar geç çıkarsa hiç çıkmasın ama ne kadar geç çıkarsa karşılaşacağımız şekere bağlı mikro makrovasküler komplikasyonlar dediğimiz damarsal rahatsızlıkları ötelemiş oluruz. Bu da iyi bir şeydir.